Evet, doğrudan yaklaşımda kalmıştık değil mi arkadaşlar? Yani telefonda konuşma teknikleriyle ilgili bir metin yazıyoruz aslında. Elinizde bir metin oluşuyor. Bu metini kişiye göre değiştirerek ve uyarlayarak artık günde 10 kişiyi, 12 kişiyi, yani yarım saatlik bir 45 dakikalık bir mesaide yaklaşık 2 dakika sürse bir konuşma, değil mi hocam? Evet. Yani 20-25 kişiye telefon edip bir organizatif paylaşım yapabilecek bir hale geleceksiniz. Bu çok önemli. O yüzden adım adım metinlerimizi yazıyoruz. Doğrudan yaklaşım için ne demiştik? Genelde tanıdığımız kişilerde kullanacağımız bir yaklaşım. Konuyla ilgili onun bir fikri daha önceden duyduğumuz, daha önceden zihnimizde kalan bir konuyla karşıdaki kişiye soruyoruz. Ya sen işinden çok memnun değildin, işimi değiştirmek istiyorum diyordun. Bu konuda ciddi misin, değil misin? Evet ciddiyim dediğinde, aa o zaman ne güzel. Bak bu gelir modelini yeniden sana daha yüksek bir gelir kazandıracak sanırım bir model buldum gibi bir cümleyle girebiliriz. Aa ne güzel ya sen çalışmaya devam etmek istiyorsun ama hani nakit akışımı da biraz arttırmak istiyorum. Gelirimi de biraz arttırmak istiyorum diye düşünüyordun. Bak sana nakit akışını arttıracak bir yöntem buldum gibi bir cümleyle bunu tamamlayabiliriz. Herkes kendisinin doğrudan yaklaşımını yazabilir mi? Bu netse herkes de. Bunu da modelleyebilirsiniz. Ben mesela baştan bir cümleyle gireyim konuya. Ya Mehmet merhaba, tam bir seminere yetişeceğim ama seni bulmaktan, seni telefonda bulabilmekten de çok mutlu oldum. Bilirsin senin parayla ilgili olan becerine, bilgine çok güvenirim. Geçenlerde de seninle konuşmuştuk. Sen yeni bir gelir modeli arıyorum. Kendi işimle birlikte yapabileceğim ek bir gelir modeli arıyordum diyordun. Bu konuda hala ciddi misin? Böyle bir şey var mı? Evet derse karşımızdaki kişi, aa bak bununla ilgili bende de bir gelir modeli var, yeni bir şey var. Bunu seninle paylaşmak isterim deyip konuşmaya devam edeceğiz. Buna benzer bir kendi cümlemizi yazalım hemen. 2 dakika veriyorum. Evet. Biz bu yöntemle değerli arkadaşlar, ekiplerimizdeki arkadaşlar telefon açma korkusundan, telefonda ne diyeceğim korkusundan kurtulmaya başlıyorlar. Çünkü diyecekleriyle ilişkili ellerinde bir metin oluşuyor. Diyecekleriyle ilişkili ellerinde bir yapı oluşuyor. Kişilerin, hocamın anlattığı disk analizindeki kişilerin durumlarına göre de bunu modelleyerek farklı farklı sistematikler yazıyorlar. Bu çok eğlencelidir aslında. Bakın karşınızdakiyle konuşacağınız şeyi önceden bilmek. Aslında en korkutucu olan bence bilmemek. Açtığımızda neyle karşılaşacağımızı bilmemek. Değil mi? Karşımızdaki kişinin tepkisiyle ilgili bir kendi stratejimiz yoksa, karşımızdaki kişinin tepkisini aldığımızda ne olacağını bilmemek aslında en tehlikelisi. Belki de bir top lideri kaybediyoruz. İleride o Tabii. sistem içinde. Böyle bakalım. Ben hep böyle bakıyorum. Kimin ne olacağı belli mi? Hani Mustafa Bey diyor ya işte sen yaparsın bu işi, sen yapamazsın. Biz insanlara diyebiliyor muyuz onu sen yapamazsın diye? Biliyor muyuz gerçekten yapamayacağını? Ya da gerçekten yapacağını hani çok umut bağladığımız insanlar yapmama kararı alabiliyorlar 3-5 ay sonra. Bu adam kesin girse yapar dediğin adamı yazdığın gün heyecan duyuyorsun, 5 ay sonra adam fos çıkıyor. Biz yani hepimiz bunları yaşadık. Profesyonel arkadaşlarımız bile yapmak istemediler. Çeşitli nedenlerle. Neden hiç önemli değil aslında. Bu olabiliyor. O nedenden ötürü karşımızdaki kişinin ne olacağını bilemediğimiz için bu noktada doğru stratejiler kurmak bizi bir adım yapacağımız meselede öne taşıyacak değerli arkadaşlar. Tabii Herkes doğrudan cümlesini yaklaşımda. yazdı mı? Tamam, buyurun hocam. Doğrudan yaklaşımda asla söylemememiz gerekenler de var. Ha, bakın bura çok önemli. Mesela oğlum harbi yırttık. Bu istediği kadar samimi bir arkadaşın olsun, 20 yıllık arkadaşın olsa bile öyle bir anda söylersin ki telefonda irite eder. Ya yırtmaya ihtiyacımız mı vardı ki? Ya Sen da yırttın tamam da. Hani benim öyle olduğumu nereden çıkardın? şöyle düşünür. Abi 20 yıldır yırtamadın. Şimdi nereden yırtacağını düşünüyorsun? Sana bunu düşündüren nedir? Gibi. Gibi. Ya da para içinde yüzeceğiz ve zengin olacağız.
Bunu çok söyler network'te profesyonel olan insanlar ya da profesyonel olma yolunda ilerleyen insanlar. Şimdi vurgu inandırıcı gelmeyebiliyor arkadaşlar. Bakın bu vurgu nerede inandırıcı geliyor biliyor musunuz? Gerçekten para gerçekten içinde yüzüyorsan. Gerçekten kişi, bunu söyleyen kişi bunu başarmışsa, bunu yapıyorsa, kaldırdığı çeklerde bu gözüküyorsa, kılığında, kıyafetinde gözüküyorsa, tarzında, yaptığı işlerde gözüküyorsa evet. Bunu söyleyebilir. Çünkü yapmıştır. Tabii. İşte yapmayan daha kişinin olmaz. Bunu söylemememiz gerekiyor. Olmaz. Neden? Çünkü doğruluk olmuyor. Yani şöyle düşünün. Niye mesela biz her toplantıda Göktürk hocamla birlikte diyoruz ki daha kaliteli kafelerde olmaya çalışın. Kafede de görüşme yapıyoruz. Neden? İşte İstanbul'da simit sarayı falan var. Çayın 2 lira, 3 lira olduğu bir yerde 10 lira, 20 lirayla saatlerce oturabiliriz değil mi? Doğru. 10 lira, 20 lira oturulan bir yerde 25-30 bin lira kazanma vizyonu nasıl vereceksin abi? Daha hesabını ödediğin çay 3 lira. Değil mi? Ha, hemen tabii ki de hani cebimde para var, ben buralarda gezeyim değil. İşin getirisiyle birlikte hayat standartlarımız değişiyor. Değil mi Erol Bey? Değil mi Fedai abi? Neden? Çünkü insanlara da bunu gösterebiliyor da olmamız lazım. İşte giydiğin takım elbise değişiyor, oturduğun yer değişiyor, bazen semtin değişiyor, evin değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Adam da seni izliyor, merak etme. Hani sosyal medyada çok bu aralar revaçta bir tabir var, stalklamak. Adam seni izliyor, hiçbir şeyini like etmiyor, bir şey yapmıyor, yorum atmıyor, beğenmiyor, tıklamıyor, pıklamıyor ama izliyor. Biz mesela ilginç bir şey, burada bir tespit. Değerli işte buraya gelen profesyoneller dediler ki işte hocam sizin şu videolarınızı izledik, şunları izledik, biz onun farkında değiliz. Bununla birlikte izleniyor. Mesela ilk defa karşı karşıya geldiğimiz kişiler dediler ki biz sizi tanıyoruz. Sizi de izleyenler olacaktır. Yani hayatınızdaki değişim ve dönüşüm bu insanların farkındalığını arttıracaktır. Bu cümleyi o kişiler söyleyebilir arkadaşlar. Ancak kulaktan dolma bir şekilde söylediğimiz zaman karşıdaki kişiyi kaybederiz. O yüzden böyle cümle etmeyelim. Seni süper zengin yapacağım. Çok güzel. Vallahi çok zengin olacaksın. Nasıl yapacaksın abi? Bak şimdi bunun sen çok iyi para kazanıyor olsan bile network'te. Seni birisi mi zengin yaptı? Herkes kendisi çalıştı. Niye adama yalan söylüyoruz? Yalan değil mi bu? Ben mi zengin yapacağım? Hayır, kendisi çalışacak. Ama biz işte o %25'te binlik kayıttaki 250 doları o gün alalım cebe koyalım, valetten sonra transfer ettiririz diye bazen bunları söyleyebiliyor insanlar. Bu bir hatadır. Ama hata bir kere olduğunda hatadır. Birkaç kere olmaya başladığında niyetler devreye girer. Ve biz değerli dostlar, seni zengin yapacağım dahil, süper zengin yapacağım dahil, sorunlarından kurtaracağım dahil bir sorumluluğu üstümüze alıyor muyuz? Almıyoruz. Kurtaramadın adamı sorunlarından ne olacak? Yalancı olacaksın. Bu, o yüzden bundan direkt uzak durmak bu lazım. Bu sistematiği de yani network marketing sistematiğini de zora sokuyor bu sefer. Bu işte böyle insanlar, böyle insanlar, böyle insanlar oluştu deniyor. Hani işte söylediler, doğru çıkmadı. Zaten o sistem öyle değil ki. Burada kişilerin vizyonlarını öğrenip onun üzerinde onunla eşlik edebilirsiniz. En fazla yapabileceğimiz eşlik etmek, destek olmaktır. Ve onun adına yapamayacağız. Daha telefondayız ha. Bunlar söyleniyor. Zengin olacağımız bir yol buldum, gel sana da anlatayım. Dur ya, daha 1 lira kazanmadık. Zenginlik ne? Hemen niye beni oralara çekiyorsun? Şöyle düşünün, insanlar birçok borçla uğraşıyor. Kredi kartı borcu, ev kirası, osu busu, elektriği, suyu bilmem nesi. Şöyle desek, ev kirası falan gibi masrafları ikincil bir işte karşılama fırsatı buldum, gel sana da anlatayım desek adam için inandırıcı olacak. Zengin olmanın yolunu buldum dediğinde ne oluyor? Bunu diyen kaç kişi var ona? Onlardan biri oluyoruz. Tavsiyemiz şudur. Telefondaki değil, daha sonraki şeylerde tabii, görüşmelerde. Mesela elektrik, su, doğalgaz vesaire faturalarını
şu anki gelirin dışında bir gelirle rahat bir şekilde ödeyeceğin bir model üzerinde konuşsak bu senin için nasıl olur? Somut, basit, 3000 lira, 2000 lira ulaşılabilir. Hayal edilebilir. Hayal edebilir. Mesela fedai liderim, bu rakamları kazanmadan önce bu rakamları hayal edebiliyor muyduk? Bunu söyleselerdi size nasıl bir tepki oluşurdu? Öncelikle bu rakamlara ben inanmıyorum ki karşıdaki insanın inanmasını bekleyeyim. Gibi değil mi? Gibi. Yani evet. Bu işe ilk başladığımızda hayalimdeki rakamlar şu anda düşünüyorum. Evet, çok küçük rakamlar düşünmüş, koymuşum. Şimdi benim hayal etmediğim bir rakamı karşıdaki insana kazandırmayı söylemek bence çok yanlış. Evet, yani tabii. Bunu en üst liderimiz söylüyor şu anda. Evet. Ulaşılabilirlik değerli arkadaşlar, telefonda da öyle. Kişiyi kaybetmeyelim, daha davete getirmeden, yanımıza getirmeden kişiye zenginlik vaatlerinde, çok para kazanma vaatlerinde, havuzlarda yüzme vaatlerinde bulunmayalım. Evet. Hedef bir arkadaşlar, kişiye örnek tamamen bu. Maddi bir hedef koymaya başlıyorsak, bu telefonun yanında her yerde. Zaten telefonda da koymamak lazım. Bununla birlikte öncelikle küçük hedefler. Sonra hedef 1'e ulaşan kişiye hedef 2 dersin. İşte hepimizin başına gelen liderleşmeye başladığımızda, para kazanmaya başladığımızda hedef 3 gelir. Yani her hedef bir öncekini tamamladıktan sonra ortaya çıkar. Şimdi şöyle düşünelim, bir ev hanımıyla görüşeceğiz. Ev hanımı hayatı boyunca çalışmamış. Belki koca baskısı, belki istek, belki çocuklar, işte 2-3 çocuk büyütmüş vesaire. Hayatında hiç 5-6 bin TL'yi bile belki bir arada görmemiş bir insana 30 bin lira kazanacaksın dediğinde korkar. Korkar. Başka şansı yok. 5 bini bile görmemiş ki. Ama sen ona şunu dediğinde, çocuğun okul masrafı ne kadar arkadaşım? Ayda 400-500 lira. Bunu nasıl kazanırız birlikte dediğinde onu biliyor zaten, hatta harcıyor. Bildiği bir yerden gitmeye başlıyorsun. Ama bunu zaten telefonda da söylememek gerekiyor. Doğrudan dolaylı herhangi bir şekilde bir rakam, para, zenginlik, insanların böyle uç noktadaki hayalleri, villalarda yaşayacağız. Audi'ye bineceğiz. Ondan ineceğiz, Range Rover alacağız. 5 tane arabamız olacak, 3 tane havuzumuz olacak. Birine altın, birine euro, birine dolar koyacağız. Altın havuzundan dolar havuzuna zıplayacağız falan dediğinde olmuyor işte. Mehmet güzel anlattın bunu. Ha, değil mi? Kaptım gittim yani hani. Çünkü aynı şekilde bize de anlatılsaydı Dilara Hanım Fedai Bey'e doğru. Aynı şekilde bize de anlatılsaydı vereceğimiz bir tepki vardı. Ya yürü git abi Allah aşkına, uğraştırma beni bunlar. Kim kazanmış milyon doları ki ben kazanayım? Bak adam yarım milyon dolara doğru gidiyor şu anda bir yıllık. Aha yanında oturuyor. Anne, doğru mu? Göremiyorum ha, ben. Tam Kayserilisin ha, hani göremiyorum. evet aslında şu anda Mehmet Hocam'ın söylediklerini bundan 2,5 yıl önce Samsun seminerinde arabanın içerisinde Selami Şahin'in görev yaptığı yani çalıştığı Türk karayollarına gidip tıraş olmaya gidiyorduk. O esnada Mustafa Erdil bana şu kelimeyi kullandı. Fedai dedi, efendim abi dedim, iş nereye gidiyor biliyor musun dedi. Dedim hayır nereye gidiyor? Oğlum dedi, aramızdaki samimiyetten dolayı iş öyle bir yere gidiyor ki dedi, çanta dolusu para kazanacaksın dedi. Hadi be oradan dedi. Ama bir dakika. Abi hemen araya giriyorum. O an sen bu iştesin ve çalışıyorsun değil mi bir de? Tabii tabii. Bak bir de bak ona rağmen. Bu işte ve çalışıyor. Evet. Ben bu işte gene en üst liderlerden bir tanesiyim. Fedai dedi iş öyle bir yere gidiyor ki dedi. Ama sen bunu görmüyorsun. Lütfen inanç geliştir dedi. İnan dedi. Çanta dolusu para kazanacağız dedi. Çanta da Louis Vuitton mu? Hı? Çanta da Louis Vuitton falandır. Hermes yani, falandır. Yani öyle bir çanta. Ben de... Abi gerçek mi diyorsun dedim. Vallahi oğlum dedi ya sen daha bakmıyorsun. O yüzden bakmıyorsun. Lütfen de vizyonun geniş tut dedi yani. Ve şu anda Mustafa Erdil'in söylediklerin daha yüksek seviyeye gidiyor. Ne güzel. Ne güzel. Biliyor olsun. İşte bakın. Çanta dolusu kazanmaya başlıyoruz hep beraber. Fedai abi işin içinde olmasına rağmen inanamıyorken daha ne ürünü tanıyan, ne şirketi tanıyan,
ne çözüm planının elif, lam, mimimi öğrenmiş birisi 30 bin lira kazanacaksın dediğinde ne hisseder abi? Çok basit. Kafayı yemiş der. Vesaire vesaire. Derde der. Belki bir fedai ozanı kaybediyoruz. Onu da düşünelim. O yüzden tabii yaklaşımımızı o şekilde geliştirmemizde fayda var. Evet. Evet hocam. Bir sonrakinden devam. Şimdi doğrudan yaklaşımı şey yaptık. Yeni tanıştığımız bir evet kişiye. Mesela burada sohbet esnasında yeni tanıştığımız bir kişiye daha soft, hani kişiyi bilmiyoruz bu sefer, ona daha basit cümlelerle bunu sorabiliriz. Mesela sohbet ediyorsunuz, bir kokteyl var ya da işte referansla aldınız, işte söylediniz, iltifatınızı ettiniz. Dediniz ki işte Ayşe Hanım'la da görüştük, sizin böyle düşünceleriniz varmış. İşte yeni bir gelir modelini düşünür müsünüz? Daha şey, hani bana şunu söylemiştin, şöyleydi böyleydi gibi tanıdığımız kişiyle olduğu gibi değil. Mesela işte şu anda çalıştığınız meslekte emekli olmuşsunuz. Referansla gittiniz kişiye telefonda. Yeni bir mesleki alanda yeniden ilerlemeyi düşünür müsünüz? Daha soft bir şekilde soralım. Direkt yaklaşım bile olsa kişiye mümkün olduğu zaman, olduğunca arkadaşlar presi baskıyı azaltmaya çalışıyoruz yaptığımız harekette. Ondan gelsin, bırakın. Siz bir şey ispatlamak zorunda değilsiniz. Siz bu noktada sadece kişiye bir imkan sunuyorsunuz. Sunduğunuz iş imkanı ile ilişkili karşıdaki kişinin fikriyle sizin işinizi birleştirmeye çalışıyorsunuz. Yaptığımız bu. Bunu yapmak için de davet ediyoruz. Devam edin. Cevabı evet ise kişinin, mesela sanırım bu konuda sizi bir etkinliğe davet edersen fazla ileri gitmiş olmam umarım. Mesela gene böyle bir presiniz yok. Dikkat ederseniz bakın. Eğer bu konuyla ilişkili, hani siz de yeni bir gelir modeli düşünüyorsunuz, bu konuyla ilgili, fırsatlarla ilgili sizi bir etkinliğe davet etsem katılmak ister misiniz? Katılır mısın? Katıl, gel değil. Katılmak ister misiniz? Hani kibar değil, her zaman karşıdakinin de kontrolünü sizin dil seviyenize çeker. Burada iletişimle ilgili bir şey söyleyeyim. Belki vardı burada, tam hatırlamıyorum ama iki şey çok önemli arkadaşlar. Burayı not da alabilirsiniz. Konuşurken karşıdaki kişinin konuşma hızını algılayın telefonda. Onun konuşma hızından hızlı konuşursanız sizi anlamayacaktır. Ritimden bahsettik ya demin. Mesela ben biraz hızlı konuşan biriyim. Karşımdaki kişi daha slow konuşuyorsa hemen düşerim. Ses tonuma eşitlemeye çalışırım. Ses hızıma eşitlemeye çalışırım ki zihinsel olarak aynı paralelde hareket etmeye başlayabileyim karşımdaki kişiyle. Yoksa işte Barış Manço hızlı konuşurdu mesela. Algılamazdı çoğu kişi. Kendi de bilirdi bunu. Ya beni kimse pek anlamıyor derdi konuşurken. Bu noktada telefonda sadece sözcükler geçerli olduğu için bir durun, karşınızdaki kişi anlatırken bir ritmine bakın, nasıl konuşuyor. Hızlı mı konuşuyor, yavaş mı konuşuyor, durarak mı konuşuyor? Aynı seviyede konuşursanız sizinle konuşmaya devam etmek isteyecektir. Hızlanırsanız anlamayacaktır, bahane sunmaya başlayacaktır. Çünkü zihinsel şeyden elekten geçmemeye başlayacaktır söylediği şeyler. Ha, konuşmamızı yavaşlatmak bir noktada kolaydır. Yavaşlatırsın, daha ağır konuşmaya başlarsın, ses tonunu aşağıya çekersin, ona uyumlanırsın. Ama konuşmayı hızlandırmak zordur arkadaşlar. Eğer kendine güvenmiyorsan, konu hakkında vesaire diye arada kaçamak şeylerle yürüyorsan, hızlı konuşmaya başladığında bir sonraki cümlede ne söyleyeceğini bilemediğin için onun hızına uyamayacaksın. Onun hızına uyamadığın için de karşındaki kişi seni anlamayacak. O yüzden konuşmayı yavaşlatmak kolay kısımdır. Ama uyum yakalamak istiyorsak bizim anlattığımız konuyu gözü kapalı, bak gözü kapalı, çok rahatlıkla bütün sistemi yarım saat içinde anlatabilme melekesine ulaşmış olmamız lazım. Doğru mu? Yani ürün ve çözüm planını birlikte söylüyor hocam. Ürün ve hepsi, yani hani şirket, ürün, çözüm planı. Yarım saat içinde anlatabilen kaç kişi var? İşte bu melekeye ulaşmamız lazım. Bir paket program, tık bıraktın önüne. Ondan sonra tartışmaya başlıyorsun.
Bu melekeye ulaştıktan sonra artık karşına gelen kişi, değerli hocamın dediği gibi, yavaş da konuşsa iletişime geçebiliyorsun, o hıza inebiliyorsun. Hızlı da konuşsa o iletişime geçebiliyorsun. O zaman ne oluyor? Seni bir adım öne taşıyor işte. Taşır değil mi? Dilek Hanım. Eğitime kaçak katılanlar var galiba telefonla. Çok selamlar eşinize. Alo, kapat, kapat, kapat. Evet, şimdi evet. Burada asla söylemememiz gerekenler. Evet, bu da yani yabancı referansla gelen bir kişi açısından. Evet, tam size göre bir iş var. Hah, yargıyı daha, koydunuz. Daha kişi. Beni ne kadardır tanıyorsun ya? Tam sana göre. Böyle üstüne cık oturacak. Hani referansla bile gelse, Ayşe o kadar anlattı ki sizi, tam size göre bir iş var. İyi de Ayşe anlattı, ben mi anlattım? Ya da beni tanıyor musun? Nasıl karar verdin? Bu karar verme sürecinde neler etkendi? Ya da bence çok başarılı olabileceğin bir iş var. Bakın, ne dersin? Bence. Karar kimin? Benim. Ben içinde değilim ki ne karar vereyim? Ya ne diyeyim yani ben şimdi sana? Ya da para kazanabileceğini düşündüğüm sıkı bir iş var. E ben zaten kazanıyorsam, bak şimdi en büyük yanılgı bu. Bir günü o zaman referansla bir eğitim satıyoruz falan. Ben satış direktörüyüm, oradan oraya gidiyoruz falan. Bir network firmasında bir liderle satış yaptık. O da işte dedi ki ekibim de alsın. Sürekli birilerini gönderiyor. Eğitim, meğitim, bireysel koçluk, NLP vesaire. İki tane teyze vardı. İkisi de biri 70, biri 65 yaşında network kovalıyorlar. Birbirlerine yaren olmuşlar. Güzel. Şimdi diyor ki bana sürekli. Seni diyor çok beğeniyorum falan. Birazcık işte bu tekniklerde vesaire de. Diyorum abla. 70 yaşında olanı aşkla yapıyor ama işi. Yani hiç utanma yok. Mükemmel bir başarı bak arkadaşlar. Utanma duygusu sıfır. Herkesle iletişime geçebilme isteği, arzusu var. Melekelerde biraz sıkıntı var. Anlatıyor, anlatıyor. En son artık kıramadım. Ya dedim abla anlat, tamam ne anlatacağım. Anlattı, anlattı, anlattı. Dedim sonuç. Ama kırmadan da dinliyorum. Dedi bunu ya, kafayı kaldırdı tamam mı o anda kağıttan. Bunu yaparsan dedi 6.000 lira pasif gelirin olur dedi. Abla dedim. Efendim dedi. Bak dedim kartımda ne yazıyor dedim. Mehmet Eren dedi. Dedim altında satış direktörü dedi. Dedim ortalama bir satış direktörü ne kadar kazanıyor biliyor musun dedim. Ne kadar dedi. 6.000'de motive olmayacak kadar dedim. Çok mu kazanıyorsun dedi. Yıkıldı kadın gitti orada. Dedim yani bak abla hani madem böyle hani satış da yapıyoruz zaten bir de ona da ben satmışım. Bak dedim abla ortalama gelir seviyesinde hani seviyelerin özellikle kurumsalda veya işte şirket düzeninde belirli mesai saatlerinde çalışan insanlara da ne kazandığını bil. Bu kadar dedim emek harcadın. Bana söylediğim bu gelir var ya dedim şimdi bakıyorum dedim mevcut işimi bırakacak kadar değmiyor dedim. Çünkü dedim ben bir mevcut işimde daha çok kazanıyorum. İki sistemimi kurmuşum güvenlik alanım var. Rahatım. 3. Yeni bir maceraya atılmak için bana başka bir vizyon vermen lazım. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Adama diyorsun ki mesela bizim kazanç planında senin için Mercedes çok önemli değil mi? Mesela olabilir. O arabayla gezmek istiyorsun. Türkiye bilmem ne. Adama anlatıyorsun. Diyorsun ki ya bak oğlum Mercedes'e bineceksin. Adam aşağıda BMW 520 ile gelmiş. Anahtarı masada sen görmüyorsun. Senin kafada Mercedes çok önemli. Adam diyor ki ya da Mercedes ile de gelmiş olabilir. Sen görmemişsin. Ya da telefon açtın Ayşe referans verdi. Adam da Range Rover var belki. Şimdi bak arada fark var. Adamı görmüyoruz ki biz dinlemiyoruz ki. Aynen bu da bir yargılama metodu. Evet Mehmet Bey. Bununla birlikte... Hikayenin özünde şu var değerli dostlar. Senin için değerli olan o adam için değersiz olabilir. Çok basit başka bir örnek daha vereyim. Bizim için 1.000 lira değerli bir para değil mi? Değersiz olan var mı? Yok. Çok fazla değil. Hayat standartlarımızla alakalı. Koç ailesi için 1.000.000 dolar 1.000 lira gibi bir şey. Adam da o kadar çok var ki 1.000 lira gibi davranıyor 1.000.000 dolara. Şimdi aradaki farkı görüyor muyuz? Karşımızdaki kişinin sosyoekonomik durumu bizim için ne ifade ediyor? Bunu anlamanın yolları var. Bunlardan yarın bahsedeceğiz. Mesela taktığı yüzükten, saatten, üstüne giydiği kıyafetten, eşarptan, bilmem neyden birçok şey çıkar. İnsanların ortalama gelir düzeyleri çıkar.
Burada oldu hatta bir tane hanımla, neydi o, bahçeli evlerde yemek yerken Müjgan ablalar falan, tesadüf karşıma oturdu hanım. İşte benim diyor param yok, bilmem ne yok falan filan. Dedim üstünü sallasam 10 bin lira tutar dedim. Nasıl dedi? E dedim yüzüğün dedim en az 3-4 bin liralık bir yüzük dedim. Kulağındaki küpe dedim rahat dedim bir o kadar daha var dedim. Saatin dedim Bulgari, onu hiç saymıyorum bile dedim. Eşarbın Vakko bilmem ne anlatmaya başladım. E dedi 10 bin liradan fazla oldu. E orada da mecaz yaptım dedim. Yani 10 binle küçülttüm işte dedi. Yani bakıyorsun ondan sonra şey oldu insan. Sana argüman geliştiremez oluyor. Argüman geliştiremiyor. Hani param yok, yarın konuşacağız ya da bugün bilmiyorum sırasıyla. Param yok bir argüman değildir. Paran bana yok. Ya da evet. Ya da ben işte o parayı çıkartabileceğin heyecanı ve vizyonu sana veremedim. Kendimize bir bakmamız lazım orada. Bir diğeri bu düşüncede isen kesin zengin yapacağım seni. Heh, bu düşüncede ama benim düşüncem. Başka benim düşüncedeysen olmayacak gibi. Bunları da değerli arkadaşlar yeni tanıdığımız kişilere kullanmıyoruz. Bence sana göre, ben, benim bakış açıma göre bunları kullanmamakta fayda var. Ha bu arada tabii bunlar bizim bulduğumuz 3-4 tane cümle. Daha geliştirin. Da çoğaltabiliriz. Biz değerli arkadaşlar burada hem ekran başında bizi izleyen arkadaşlarımıza hem de sizlere metodolojiyi veriyoruz. Hani bu cümleler geliştirilebilir, farklı şekilleri gelebilir hayatta. Burada algılamak lazım. Hani bak ona benziyor. Evet bu örnekle üst üste oturuyor diye düşünebileceğimiz cümleler gelir. Buyurun hocam. Dolaylı yaklaşım. Şimdi dolaylı yaklaşım değerli arkadaşlar benim kullanmaktan hoşlandığım bir yaklaşım. Arkadaşlarıma da kullanmaktan hoşlandığım bir yaklaşım. Nedeni de şu, karşıdaki kişiye direkt yaklaşımdaki kadar cümleyi yukarıdan vermiyoruz. Hani işte sen bu işi yapacaktın, yapacak mısın, yapmayacak mısın, ciddi misin, değil misin gibi. Çok samimi olduğumuz arkadaşlar da bu işliyor. Bununla birlikte herkesle mesafemiz o kadar fazla değil. Hele soğuk pazar bahsettik ya en başta. Oraya çıktığımız zaman dolaylı yaklaşımlar, birazdan bahsedeceğiz süper dolaylı yaklaşımlar daha önem kazanmaya başlayacak. Şimdi burada karşımızdaki kişiden ve onun deneyiminden ve tecrübesinden yararlanmak istediğimizi o kişiye hissettiriyoruz. Nasıl oluyor burada? İşte ne yaptık? Aradık, acelemizi söyledik, iltifatımızı yaptık. Diyoruz ki, ya takdir ediyorum senin bu konuyla ilgili şeyin de, ben de yeni bir işe başlıyorum. Bayağı gerginim bu konuda. Hani hayatıma farklı bir yön vereceğim. Bu noktada bu işi seninle birlikte bir incelesek, bana fikirlerini versen, senin fikirlerinden bir yararlansam, ah ben bir yararlansam, ne kadar güzel olur bizim için ya da benim için. Biz yardım etmeyi seven bir milletiz değil mi arkadaşlar? Birisi bizden herhangi bir konuda yardım istediğinde, adres sorduğunda, hocam uluslararası çok dolaşıyor, yurt dışında oluyor mu öyle? Tabii. Mesela. Ha, adres sorduğunda Türkiye'deki gibi Türkiye'deki gibi değil adam değil mi? Şey diyor bilmiyorum diyor devam ediyor. Ya da şey diyor şu tarafta. Hani bizde şey vardır abi buradan git şöyle dön. Şurada tam karşına bir bakkal çıkacak. O bakkalı sağa dön falan diye bir tarif ederiz ya. Orada yok. Orada yok. Mutlaka bir adrese götürtmeye çalışırız değil mi o kişiye adresini? Şimdi bak buradan gideceksin. Sırtını camiye ver falan gibi değişik tabirlerimiz vardır. Evet. Sağ koluna al. O bakkalı sağ koluna al falan gibi. Yurt dışında adres soruyorum bilmiyorum diyor adam. Orada diyor şey var diyor maps var diyor. Aç diyor telefonundan bak diyor. Yani daha bizim gibi ülkeler bu konuda yardım etmeyi seven ülkelerdir. Karşımızdaki kişiye bu konuda endişelerim var. Bu iş modelini benimle bir inceler misin? Benim için bu konuya bir bakabilir misin? Bir yere hani bir toplantıya çağırıyorsak heyecanlıyım. Yapmak için tecrübeli kişilerin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Bu konuda bana eşlik eder misin? Gibi bir şey söylediğiniz zaman çok fazla hayır cevabı alacağınızı fikirsel olarak düşünmüyorum. Herkes bir incelemek isteyecektir. İncelemeye başladığı noktadan sonraysa o incelediği şeyle ilişkili kendi üstündeki faydayı düşünmeye başlayacaktır. Sizin için inceliyormuş gibi gözükse de aslında kendisi için incelemeye başlamıştır bir noktadan sonra.
Evet hocam. Mesela yeni girdiğim bu işle ilgili fikirlerine saygı duyduğum biriyle konuşmak istedim. Bu işle ilgili ayrıntılara birlikte bakmamız ve bana fikirlerini söylemen mümkün mü? Aa, bakın ne güzel. Senin fikirlerine saygı duyuyorum. Bana o fikirlerinden, ticaretle ilgili fikirlerine saygı duyuyorum. Geçmişine saygı duyuyorum. Beni biraz bilgilendirir misin? Sana bir şey anlatacağım. O noktada ürünlerimizi de anlatırız, çözüm planımızı da anlatırız, şirketimizi de anlatırız. Sunumumuzu yapmış oluruz zaten. Ve bu sorulara, mesela bu iki soruya gelecek cevap evetse, o zaman toplantıya katılmasını ve veya birebir görüşmeye davet ederiz. Bakın defansı nasıl aşıyoruz değil mi karşıdaki kişinin? Hadi ilk cümleden başlayayım. Mehmet merhaba, ya bir toplantıya gideceğim ama seni de aramam çok çok önemliydi. Biliyorsun senin parayla ilgili becerine her zaman saygı duymuşumdur. Ama bu işte birazcık ben tedirginim, gerginim. Senin dediğim gibi fikirlerine çok saygı duyuyorum. Bununla ilişkili bana bir yardım eder misin? Ya ne demek, tabii ki Göktürk. Ha, o zaman bak bir etkinlik var. O etkinliğe benimle birlikte gelir misin? Bana eşlik eder misin? Değil mi? Ne kadar yumuşadı. Toplantı var, gel para içinde yüzeceğiz, zengin olacaksın falan değil. Dolaylı yaklaşım. Artık o kişi size destek olmak istiyor. Yanınıza aldınız. Bununla birlikte kişi dinlemeye başladığı için artık kendine destek olmak isteyecek. Sizden kopacak o anlamda. Ben de yapabilir miyim noktasına gelecek kişi dinlediği için. Çünkü ilk başta senin için dinlerken o arada bir aydınlanma yaşar kişi. Mutlaka yaşar. Artık kendi içinde düşünmeye başlar. Yani ben bunu yapabilir miyim? Çünkü olay senden çıkıyor artık. Sana yardım için geldi ama senden çıkıyor. Bizim amacımız ne? O toplantıya, o toplantının gündemini bilerek gelmesi, değil mi? Hepimiz yaptık değil mi? Gündemi bile söylemeden, nereye geldiğini bilmeden geldi insanlar. Hatta daha ağırlarını yaptılar 90'larda, 2000'lerin başlarında. İş ilanı verdiler, iş ilanı. Adam geldi böyle bir 100-150 kişilik toplantı yapıyor. Opportunity meeting, yani fırsat toplantısı yapıyor. Bizim şirketimizin de düzenledikleri gibi. Herkes takım elbiseli, kravatlı, elinde CV oturuyor. Sonunda diyorsun ki bu işi yapmak istiyorsan adam maaşlı iş diye gelmiş, bu paketi alacaksın. Ne hisseder? Enayi gibi hisseder. Aynen öyle. Tam tabiri bu. Enayi gibi hisseder. Bunlar bile yapıldı. Hala da yapan var. Duyuyoruz sağda solda. Allah'tan bizde yok. Ama birçok firmada bunlar yapılıyor. Eski taktikler. Ama bu işlemiyor artık. Adam orada şeye bakıyor. 100 kişi gelse bir kişi kaydolsa yeter bana. Ama o değil hikaye. O yüzden değerli dostlar, işte adamın davet ederken de toplantı gündeminden de haberi olması lazım. Daha tamam, işi anlatmıyorum, ürünü anlatmıyorum, çözüm planını anlatmıyorum ama ben nereye geliyorum? Nereye geliyorum? Çok tanıdığım biri ise kırmam, giderim. Oldu, hepimiz gittik. Gitmedik mi? Ya Ahmet çağırmış, Mehmet çağırmış, Murat çağırmış, Ayşe çağırmış. Hele bir gidek. En kötü çay içer kalkarız. Gittik değil mi? Ama kafada neyle gittik? Hele bir gidek de en kötü çay içer kalkarız. Ama burada bu yaklaşıma geçirdiğimiz zaman adam oraya bir gündemle geliyor. İnceleme gündemiyle geliyor. Eli mahkum inceleyecek. Niye? Çünkü sana fikrini söyleyecek. Bence bu iş yapılır dediğinde kayıt açman zor mu? Ha, tamam ya Hülya abla, bu iş güzel. Ben gördüm. Bence bu iş yapılır dediğinde %51'i bitti zaten işin. Senin için inceledi, senin için karar verdi ve bu iş yapılır dedi. E hadi gel da. Efendim? Aynen öyle. Bunun sonrasında dolaylı yaklaşımın yeni tanıştığınız birisine uygulanması. Şöyle bir cümle düşünelim. Çalıştığım firma sizin bölgenizde yeni bir büyüme stratejisine girdi. Yeni tanıştım ya ben bununla. Trende, otobüste, orada, burada bir yerde tanıştım. İşi birlikte incelersek bölgede başarısı ile ilgili fikrinizi söyleyebilir misiniz? Çünkü mesela, onun bölgesi orası. Tabii. Mesela kafanda olmadığımız şehirler var. Antalya, Samsun, Bursa vesaire, buralarda varız. Ve ortalamanın üstünde bir güçle varız. Doğru mu Van Mor olarak? Mardin'de var mıyız?
Diyarbakır'da var mıyız seminer olarak? Ordu'da var mıyız? Edirne'de var mıyız? Trabzon'da. Tabii ben burada şeyi kabul etmiyorum. Yani orada bir iki kişi ürün almış işte hastalığına şifa. Ben ekip olarak yani tıpkı Samsun'daki bir toplantı gibi. Tıpkı Antalya'daki toplantı gibi. Yani hatta Hamburg'daki toplantı gibi. Şirket semineri olur, bireysel kişi semineri olur. Sen de bir seminer düzenleyebilirsin abla. Buna engel yok ki. Bağımsız distribütör etkinliğidir dersin. Facebook'tan yayınlarsın. Olur biter. Biz yaptık. Gittik Malatya'da. Yaptık. Ha ama ne var? Yeni biriyle tanıştın. Adam Mardinli. Yeni tanıştın daha ya. Eş dost sohbet. Düğünde tanıştın. Mesela düğünde bilmem ne çok uzaktan bir akrabanın kocası olmuş adam. Sen bile bilmiyorsun. Aynı masaya hani düğünlerde böyle masa düzenleri falan oluşmaya başladı ya, aynı masaya oturtmuşlar seni ve sohbet ediyorsun. Gireceğin cümle bu işte. Ya böyle bir büyüme stratejisi üstünde çalıştığın firmanın bir fikri var. Mardin'de de bildiğim kadarıyla yok. Mardin'deki büyüme stratejilerinde sen bana fikir verebilir misin? Mardinlisin çünkü oralısın. Ne diyecek adam? Vermem mi diyecek? Ha? Verir değil mi? Telefonda da aynı. Ayşe'den aldığın referansı, Fatma var. Nereli? Trabzonlu mesela. Ayşe'den aldın referansı. Ve Trabzonlu birine, Allah sessizken sesli. Hemen telefonda, ya oralarda büyüme stratejisi var. Sizinle fikir alışverişinde bulunmak istiyorum. Ayşe de sizden çok bahsetti, çok etkilendim. İş bakış açınızdan deyip promote da ettik. Ne oldu? Ne oldu? Kişi sana artık yardım etme içgüdüsüne geçti. Bir diğeri, çok değerli ve yararlı bazı ürünlerle ilgili bir çalışmaya başladım. Kariyerime yeni başladığım günü düşün. Bu ürünlerle ilgili sizden bilgi almak istedim. Bu ürünlere göz atıp fikrinizi bana söylemeniz mümkün mü? Duha Bey'in videoları var. Gönder. Mesela. Ya da birlikte inceleyebilirsin. Çünkü adamın ama burada mesela kişiyle ilgili bak bu yeni tanıştığımız biri ama az çok da bir bilgimiz olduğunda kullanabileceğimiz bir cümle. Adam mesela doktordur. Yine düğünde dernekte bir yerde tanışırsın. Böyle böyle ürünler var. Ben de bununla ilgili yeni çalışmaya başladım. Bana fikir ver diyorsun. Kim buna karşı çıkar? Çünkü artık işe girip çıkma, ürünü inceleme, incelememe kararı vermiyor. Bak sana yardımcı mı olayım, olmayayım mı kararını veriyor. Oradan çıkardık artık. Bu kararı verdiğinde yani buna aslında bir noktada yeniden çerçeveleme de diyebiliriz. Yeniden yani koçluğun içindeki yeniden çerçeveleme olarak da kullanabiliriz bunu. Adamın senin istediğin şey ne? Ürünü incelemesi veya Mardin'de bir gelişim stratejisi biraz önceki örnekteki gibi. Ama talep ettiğin şey ne? Bana yardımcı olur musun, olmaz mısın? Neye karar veriyor? Sana yardımcı olup olmamaya. Burada ego hiç yok, hiç alakası yok. Egosunu yükseltmiyorsun. Adamın sadece bakış açısını, Hülya abla işe giriyor musun, girmiyor musun? Ya da bu işi konuşalım mı, konuşmayalım mı? Ya da ürünü inceler misin, incelemez misinden çıkartıp Hülya abla bana yardımcı olur musun, olmaz mısın'a getiriyorsun. Artık karar vereceği şey bu Hülya ablanın. E burada kim abi hayır der ki? Hayır ben sana yardımcı olmak istemiyorum. Çok gıcık birisin. Zaten diyemez yeni tanıştın adamla. Gıcık olup olmadığına da karar vermez. Daha dur bakalım. Evet. Burada bu sorulara gelecek cevap evetse hemen görüşme ve veya toplantıya davete geçiyoruz. Hemen. Çünkü ondan sonrasında artık çok laf soru getirir ve burada hele ki kariyerimize yeni başlamışsak bilen birisi olmadığı için işte dediğimiz gibi B12'nin içindeki bilmem ne miktarı kaç gram der diyebilir madem öyle. Çünkü onun gözünde sen bir aylık adam da olsan, yeni girmiş de olsan, 10 yıllık da olsan sen işi bilen adamsın. Sorar. Sorduğunda dersen görüşme de olmaz. O yüzden de burada hemen görüşmeye atıfta bulunup hemen görüşmeye çekiyor olacağız. Evet. Evet. Süper dolaylı yaklaşım. Bak en eğlencelisi de bu. Evet.
Süper dolaylı yaklaşım da aslında kuvvetli bir yaklaşım biçimi bu. Burada şunu yapıyoruz. Mesela etrafımızda derler ki, öyle kişiler vardır ki böyle ya kesinlikle hani bu kariyerde bir adama bu işi yaptıramaz denilecek kişiler vardır. Ya işte şöyle işte profesör ya adam ya da işte, işte emekli bilmem ne falan. Hakikaten adam belirli bir kariyerde bir şeyde. Direkt teklif etmeye de çekiniyorsunuz. Hani görüyorsunuz hocamın demin dediği gibi hani işte 5-18 işte BMW ile geziyor bir şeyler böyle bir hayat şekli var. Bu kişi nasıl iş teklif edilir? Şimdi bu noktada asıl yapılacak mesele şu. Demin dediğimiz yardım, hani gel bana yardım ettin dışında başka bir noktaya artık kaymaya başlıyoruz. Burada diyoruz ki karşıdaki kişiye, ben senin bu işi yapmayacağını biliyorum. Adam diyor ki kafadan, nereden biliyorsun ya? Yapmayacağım. Bununla birlikte çevrende mutlaka bu tarz işler yapmaya ihtiyacı olan, yeni gelir modellerine kendini açık hisseden kişiler vardır. Diyecek ki, var tabii var. Ama içinden diyor ki, niye bana teklif etmiyor ki? Bakın, teklif ettikten sonra bunu söylemiyorsunuz. Teklif etmediniz daha kişiye. Diyorsunuz ki, ya bir abi ben seni görüyorum. Hani senin böyle bir iş yapmaya ihtiyacın yok. Bununla birlikte çevrende mutlaka ek gelir kazanmak isteyen, daha yüksek bir gelir modeline geçmek isteyen, sosyal bir hayat yaşamak isteyen kişiler vardır. Kişi diyor ki ya ben de varım aslında diyor da hani orada söylemiyor. Beni bu tür kişilerle diyorsun tanıştırabilir misin? Etrafında daha yüksek nakit akışına sahip olmak isteyen kişiler mutlaka vardır. Ama sen değilsin bak ben tamam seninle ilgili şey. Kişi diyor ki ya tabii var da. Sen bana bir önce bir anlatsana bu neymiş diyor bu noktada karşındaki kişi. Siz o kişiye başka kişilere söylemesi adına bunu anlatıyorsunuz yeniden. Buradaki mesele şu, o kişiye bu fikri anlatıp anlatamamak. Yani şöyle gitseniz, adam diyelim ki gerçekten zengin, hali vakti yerinde. Ya işte hani daha çok para kazanacaksın, şunu sana anlatayım mı dediğinizde, ya Allah'a şükür benim gelirim yerinde, ihtiyacım da yok öyle şeye dedi, görüşme kesildi. Bununla birlikte siz karşınızdaki kişiye dediğinizde, ya ben senin durumunu biliyorum, son derece rahat bir hayatım var, ama senin çevrende daha sosyalleşmek isteyen, başka noktalardan vurabilirsiniz orada, sosyalleşmek isteyen, farklı bir hayat yaşamak isteyen, şöyle böyle yaşamak isteyen kişiler mutlaka vardır. Bunlarla beni bir temasa geçirebilir misin? Gibi bir şey sorduğunuzda karşıdan gelecektir. Neymiş o iş bana bir anlat bakalım. Ben de çevreme söyleyip söylememeye karar vereyim diyecek kişi. Ama ne olacak? O planlamayı sizden dinleyecek. Ya da burada parayla ilgili de değil mesela. Daha değişik bir çerçeve de kullanabiliriz. Biliyorum sen yaptığın işe gönülden bağlısın ve takip de ediyorum. Aşkla çalışıyorsun. Ama senin de etrafında ek gelir kazanmak isteyecek vesaire 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 kişiler vardır. Bana onları yönlendirebilir misin? Gibi. Evet adam aşkla gerçekten aşkla işini yapıyor olabilir. Ama şey diyecektir. Artık birilerini yönlendireceğim ama neymiş bu? Neye yönlendiriyorum? Belki benim de ilgimi çekecek. Bir dinleyeyim. Mesele dinletmek arkadaşlar. Mesele evet dinletmek. Ya da işte evlerinden sağlam bir iş yapmak isteyen kimleri tanıyorsunla kapatabilirsin. Adam çok yoğun çalışıyordur. Evet, işini aşkla yaptığını biliyorum, takipte ediyorum. Çok yoğunsun ama etrafında mesela ev hanımı olup evlerinden günlük düzenini bozmadan para kazanmak isteyecek birileri olabilir. Bak burada nereden vurdun? Ev hanımı vesaire değil. Adamın yoğunluğunu evlerinden para kazanma cümlesine çektin. Neymiş bu iş demez mi adam? Türkçesi. Ne? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işte. Aynen öyle, aynen öyle. Süper dolaylı yaklaşım. Evet. Tabii etrafında işleri zora girmiş, gelirini çeşitlemek isteyen kimler var? Şu anda işleri zora girmiş bir sürü adam var ya. Ya da gelirini çeşitlemek isteyen. O kişi de istiyordur da ona direkt söylemediğiniz için üstüne alınmayacaktır. Bununla birlikte başkaları için, düşüneceği için kendi de dinlemek isteyecektir. Onu kullanabiliriz. Aynı şey.
bahsettiğimiz. Yani kısacası doğrudan dolaylı ve süper dolaylı yaklaşımda herkese farklı bir şekilde yaklaşabiliriz. Evet, bunlardan bir tanesini açtığımız telefonda kullanacağız arkadaşlar. Şu anda öğreniyoruz. Doğrudan da yaklaşım sağlayabiliriz. Bana destek ol diyerek dolaylı yaklaşım da sağlayabiliriz. Etrafından mutlaka bana yönlendirme yapabilirsin. Sana uygun değil, kimler vardır diyerek süper dolaylı yaklaşım da yapabiliriz. Bu üç tanesinden bir tanesini o telefon görüşmesinde kullanacağız değerli arkadaşlar. Şimdi bir uygulama yapalım ha. Bilmiş demin, miydi? Ha? Buraya kadar tamam. Bundan sonra yaparsam yapar mısınlar başlıyor. Onlar başlıyor. Evet. Artık uygulama vakti. Biraz eğlenelim değil mi? Hadi. Kimler eğlenmek istiyor gene? Gülelim eğlenelim. Bir bayan biraz. Bir erkek. Sadık abi seni aldık. Herkes böyle bir önüne bakıyor tamam mı şöyle? Bayram gel. Demin almamıştım seni. Bir kere mesela bir aydan beridir. Ama dur ya sen eskisin. Yenilerden evet ya yenilerden ama bayram artık sen profesyonel. Şimdi olmaz. Evet. Şimdi bir aydır One More'da olan biri var mı burada? Bir aydır, bir buçuk aydır kim var? Ya buyurun sizi buldum, alıyoruz. Buldum. Bak buldum gel, gel, gel. Bir Nuray, kişi Nuray da yok onu. Ya. Nuray da kaç? 7 ay oldu ya. Mayıs kampında vardı. Orada binlik kayıt açacağım diye birinin peşinde geziyordu. Hatırlarım daha yeni girmişti. Yok bir bayan bir erkek alıyoruz. Başka? Beylerden 1-2 aydır olan kim var? En yeni kim? Şurada. Şuradan gelebilirsin. Buyurun şöyle. En yeni kim? Sen olmaz abi. Sen çok teknik biliyorsun. Seni almam. Gel. Sandalye ver. Kim? Ha, gel. Mavi gömlekli arkadaşım. Yok, yanındaki. Takım elbiseli arkadaşım. Şimdi alkışla alıyoruz ama öyle almıyorsun. Şöyle biraz hareketlendirelim ortamı. Evet. Öbür sandalye. Bir sandalye daha alalım. Şu sandalyeyi al. Ha, gel abi. Şu mikrofonu da alıyoruz. Böyle. Evet. Şimdi. Se. Hangi yaklaşımı kullanacakları onlara kalmış. Yakın. Buyurun. Amacımız ne? Siz de buyurun. Evet. İsim ne abi? Adem. Adem. Şimdi sizin kim neydi? Arıyor? Armağan. Adem'le Armağan. Güzel. Evet. Şimdi Adem'le Armağan tanışıyorlar mı, tanışmıyorlar mı? Bence tanışsınlar önce. Değil mi? Önce bir tanıdıkla. Ne meslek abi? Network öncesi. Network öncesi liman. 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 Gümrük vesaire müşavirlik gibi mi? Yok. Tamir tahliye işi. Tamir tahliye işi. Senin? Öğretmen. Öğretmen. Okey. Kim arıyor? Kim arasın? Erkek mi arasın? Kadın mı arasın? Erkek arasın. Bayan yok. Kadın. Bayanın farklı kullanımı var. Kadın diyoruz. Evet. Erkek arıyor. Tanışıyorsunuz. Tanışıyorlar. Hangi yaklaşımı kullanacağınız size kalmış. Doğrudan, dolaylı, süper dolaylı. O sizin yoğurt yiyişiniz. Şimdi ilk cümleden mi başlıyoruz hocam? En başından. En telefon başına. Açıyor. Aceleniz var. İltifatınız var. Ondan sonra da hangi yaklaşımla çağırıyorsun? Aynen öyle. O buyurun. Zaman son 2, 3, 4. Evet. Çok eğleneceğiz. Güzel. Merhabalar. Alo. Alo. Adem Bey'in sesi alo, geliyor buyurun. Mu? Alo. Heh. Sesimi alabiliyor musunuz? Ben sizin sesinizi alıyorum. Siz benim sesimi alıyor musunuz? Evet, alabiliyorum. Kestik. Tanışmıyorsunuz. Sizin diyorsunuz hala. Mikrofona, mikrofona. Ben herkese sizin diyorum. Olur mu ya? Arkadaşın arıyor ya. Olsun arkadaşım da siz yani. Tamam da Adem Bey sesinizi alıyorum de bari. Ha, tanışıyoruz değil mi? Tamam. Tanışıyorsunuz. Öyle diyeyim, Adem Bey diyeyim. Bazen zil çalabilir. Ben iki kere çalınca açıyorum. Hayır. İki kere çalınca. Ara! Kurala kaideye bak. İki kere çalınca açıyor. Ben de üç kere çalınca kapıyorum. Ne yapacağız? Postacı kapıyı iki kere çalıyor. Aynen ya. Evet. Şimdi son 2, 3, 4. Çalsın telefon. Zırrrr. Zırrrr. Alo. Alo. Adem Bey merhabalar. Merhabalar Armağan Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi rahatsız ettim Armağan Hanım. Estağfurullah. Çok güzel bir fırsat var elimizde. Ne fırsatı? Elimde çok kelepir arsa var. Alayım mı? He? Çorlu'da böyle. Çok güzel. Villa yaparız üstüne. Baştan. Bu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Acelemiz var.
Bir yere yetişeceğiz. Evet. Sizlere de söylüyoruz. Bir yere yetişeceğiz ama onu aramaktan da son derece memnunuz. Bir daha alıyoruz. Evet, baştan. Son, iki, üç, dört. Alo. Zırr. Açmadı telefonu. Tabii her seferinde. Mizansen böyle. İstersen telefonun sesini çaldırayım. Evet. Son, iki, üç, dört. Zırr. Alo. Alo. Armağan Hanım merhabalar. Merhabalar Adem Bey. Armağan Hanım, çok acil bir toplantım var ama sizi de aramaktan mutluluk duyduğum için aradım. Sizi... Sağ olun. Kestik, dur. Abi, ekranı sil, tamam mı? Mutluluk falan duymuyoruz. Tamam mı? Rahat. Ekranı arkadaşlar, gülüyoruz ama bunlar oluyor değil mi? Bunlar yok. Arıyoruz mesela, ben seni niye aradım ki falan hani. Tamam. Sen burada birileri mi görüyorsun? Göktürk Bey, benim enerjim yüksektir. Benimle konuşan herkes mutlu olur aslında. Evet, ne güzel. Süper. Şimdi rahat ol, bir nefes al, bir sakin. Tamam. Yapacağımız şey toplantıya da... Abi yorum yok, yorum yok. Tamam, sakin. Acelemiz var. Biz hangi yaklaşımda gireceksek onu yapacağız. Okey. Tamam, sakin. Son, iki, üç, dört. Evet. Zırr. Alo. Alo. Buyurun Adem Bey. Merhabalar Armağan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkür ederim, ben deyim. Bir acelem var, toplantıya katılacaktım da. Toplantıya katılmadan önce sizinle görüşmek istedim. Müsaitseniz sizinle bir ürün hakkında bilgi paylaşımı yapmak isterim. Nasıl bir ürün, ne gibi bir ürün? Ürün deyince nasıl bir şey? Yani kendimizi ve misyonumuzu değiştirecek bir ürün. Yani değiştirecek derken nasıl bir şey? Hani sağlıkla mı ilgili, görünüşle mi ilgili, makyaj malzemesi mi, besin desteği? Bir ürün mü? Nasıl bir şey? Dur evet. Dur, sen de makinalı tüfek gibi adama evet. Gidiyorsun. Ve bu sorudan sonra 1,5 saatlik ürün sunumumuz başlıyor. Evet. Dur. Evet, kestik. Bir daha. Baştan. Evet. Son. 2, 3, 4. Başla. Zırr. Zırr. Acaba telefon sesinden mi olmuyor? Ben öyle bir şey... Alo. 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 Armağan Hanım, duyuyor musunuz? Armağan Hanım gitti. Evet. Şimdi evet. Sesinizi alıyorum. Bir sesi tam alamadım. Zaman dilimi oldu. Buyurun. Şimdi duyuyorum sizi. Buyurun. Armağan Hanım geri döndü biraz. Merhabalar Armağan Hanım. Merhabalar, nasılsınız Adem Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Koşturup duruyoruz işte, hayat devam ediyor. Aynen, aynen. Ben de hemfikirdeyim. Şu an toplantıya yetişmem gerekiyor. Biraz acelem var. O yüzden de sizi aramak istedim. Sizin de faydalanacağınız bir iş imkanı var elimde. Sizinle bu konu hakkında görüşmek isterim ama müsait olduğunuz bir günde sizinle yüz yüze görüşmek isterim. Ne kadar sürer görüşme? Benim de vaktim dar. Hani malum tüm gün okul koşuşturma derken. Hafta sonu cumartesi ya da pazar. Cumartesi kurs var. Biliyorsunuz ama bunlar oluyor. Evet. Pazar günü ya da pazartesi öğleden sonra 3-4 pazar günü ailecek vakit geçirmemiz gerekiyor. O güne başka bir şey koyamam. Kestik. Şimdi. Yani şimdi kötü değil. Güzel, yükleniyorsun. O da güzel. Unuttuğumuz şeyler var. Çünkü bunu %100 güzel yapana kadar arkadaşlar burada. Öyle. Benim bir tarafım Makedonya İştip, öbür tarafım Kayseri Talas abi. Çok tehlikeliyim. İnadım inat. Tamam, bu olacak. Şimdi tamam mı? Seni seçtim. Ben de konuyu yumuşatayım şöyle. Böyle yapıyoruz, dengeliyoruz. Evet. Üç tane mesele var. Bir, aceleniz var. Bir seminere yetişiyorsunuz ama buna rağmen onu aramaktan mutlusunuz. İki, o kişinin herhangi bir konudaki
durumuyla iltifat ettiğiniz bir durumu var. Zekasına güveniyorsunuz, organizasyon yeteneğine güveniyorsunuz. İş bilgisi. Bir konuda ticaret ya da iş bilgisi sizin için önemli. Eğitmen mesela, öğretmen, eğitmenlik tarafı. İnsanlara aktarım gücünü her zaman takdir ederim. Mesela karşımızdaki kişi eğitmen, değil mi? Diyorsunuz, ya bir seminere gidecektim. Hemen çıkmam lazım ama mutlaka seni bulmalıydım. Ben senin insanlarla olan ikili ilişkilerine ve diyaloglarına her zaman güvenirim. Bakın iltifatı ettiniz. Sonra hangi yaklaşımsa, dolaylı, süper dolaylı ya da direkt. Ama mesela diyelim ki direkten gideyim ben. İşte bir toplantıya yetişeceğim. Bununla birlikte seni aramaktan da son derece benim için gerekliydi. Ben insanlara aktarımın konusunda sana son derece güvenirim. Benim de yeni gireceğim bir iş var. Bu işte de senin deneyimin benim için önemli. Hı hı. Bu işi birlikte inceleyebilir miyiz? Pat getirdiniz, soruyu sordunuz. Buyurun başlayalım. Son, iki, üç, kopya dört. Kopya verdim bayağı. Başla. Dindon. Alo. Aç kapıyı. Alo, sesim geliyor mu? Alo. Buyurun. Arman Hanım merhabalar. Merhabalar Adem Bey. Arman Hanım bir seminerle ilgili bir toplantım vardı da acil çıkmam gerekiyordu da aklıma siz geldiniz. Sizin insanlarla ilgili diyaloğunuz, konuşmanız muhteşem olduğu için size güveniyorum bu anlamda da. Ben de bu işe yeni katılıyorum. Bu anlamda bana destek vermenizi rica edecektim. Hafta sonu, cumartesi ya da pazar müsaitseniz sizinle bu konu hakkında bir yardım isteyecektim. Hadi bakalım, hayırlısı. Yani olabilir, gerçekten yardımcı olacağım, emin misiniz? Evet evet, sizin bu konuda bilginize güvendiğim için o yüzden sizden destek istiyorum bu anlamda. Evet. Olabilir, olabilir. Bravo. Bir zaman dilimi ayarlayalım. Bakın demin... İşte pazar günü ailemle olmalıyım, cumartesi öyle olacak, öteki gün böyle olacak diyen kişi ne dedi? Bana yardımcı olur musun diyeceğim, ne dedi? Burada bir role play yapsak bile, olur dedi, olabilir dedi. Neden? Yardım hoşuma istedi, gitti, destek istedi değil şeyler. Mi? Biz toplum olarak severiz öyle hikayeyi. İltifat almak da hoşuma gitti, i̇ltifat fikrime aldı, güvendiğini i̇ltifat söyledi. İltifat aldı, o da hoşuna gitti. Tabii, oldu, oldu galiba. Oldu bence, oldu. Alkışlıyoruz ama kocaman. Alkışlıyoruz. Şimdi, değerli dostlar. Şimdi burada 15 dakika kadar arkadaşlarımız ikişerli gruplarda yanımızdakiyle olabilir. Tamam mı? Bu uygulamanın karşılıklı bir arama noktasında uygulamasını yapacaklar. Şimdi ve mentor arkadaşlarımız da Burcu Hanım, Ayşe Hanım, diğer arkadaşlarımız, Mehmet Bey kendilerine destek olacak aralarda gezerek, dinleyerek. Çeşitli elbette hatalar yapacağız arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi hata yapma özgürlüğümüz serbest. Hata yapacağız ve bunları düzeltmeye çalışacağız. 15 dakikalık uygulamadan sonra kendi içimizde yapacağımız bir 15 dakikada da neler yaşadık bunu paylaşarak ondan sonrasında da yemeğe çıkacağız. Uygun mu? Evet değerli dostlar, mentor arkadaşlarımız neden mentorlar? Daha önce bu eğitime sahip oldukları ve hani konu hakkında bilgileri oldukları için sonrasında da birlikte paylaşıyor olacağız. Şimdi 15 dakikamız başlasın. Saat 18.17 falan. 18.30 gibi, 35 gibi bu uygulamayı sonlandırıp karşılıklı bilgi alışverişine geçeceğiz. Herkes yanındaki kişiye dönsün, ikişerli yapalım. Sonra diğer kişiyle, boşta kalan arkadaşla da yapalım. Bu şekilde bir başlayalım. Evet. Değerli dostlar. Tamamız değil mi? Şimdi neler deneyimledik paylaşmak isteyen arkadaşlarım? Yoksa ben seçeceğim. Kralsın abla. Evet, mikrofonu verelim. Evet. Bana ne yaşadığını anlat. Şimdi benim tanıdıklarım da zaten onlar, arkadaşlarım. Genelde zaten bu yoldan ilerliyorum ben. Kendilerine dedim ki... Bu arada bir dakika, sen gerçekten birilerini mi aradın? Arada ha? Hayır. Ha tamam.
Yani bütün görüşmelerimi böyle yaptığım için doğal oldum, şey oldum yani. Arkadaşlar da bana hemen okey dediler. Tabii çarşamba günü bizim kafede buluşuyoruz onlarla, saat 2'ye randevu aldım. Güzel. Geleceksiniz değil mi kızlar? Süper, gayet güzel. Başka paylaşmak isteyen? Çevre mühendisi bir arkadaşım vardı mesela, o paylaşsın. Kim? Herkes yaptı değil mi uygulamaları? Evet, evet, hemen arkada. Buyurun, buyurun. Hemen arkada. Evet. Hemen arkada, Erol abinin arkasında. Yani el kalkmazsa ben seçerim. O da meslektaş iltiması, hadi. Teşekkür ederim. Evet. Ben yanındaki Asu'yla bir çalışma yaptım. Karşılıklı olarak yani süreci sizin dediğiniz yöntemle, yani iki yoldan, bir süper dolaylı yaklaşımla, dolaylı yaklaşımla iki tarzda. Ne gördün peki? Yani kendin yaparken ne hissettin? Ve sana uygulanırken ne hissettin? Şöyle aslında ya, tanıdığımız biriyle yaptığımızda yani o süreci, hani mikrofonu biraz daha yakın, buradaki süreçte bakarak, yani buradaki örnekler belki şu an hani çok güncel ve sıcağı, hemen sıcağı sıcağına yaptığımız için bu başarılı oldu. Hı hı. Hatta Burcu'ya biraz önce dedim ki bir hafta sonra seni arayayım, bir daha bir yapayım bakayım, o zaman ne olacak dedim. Güzel. Çünkü bir hafta sonrası ya da işte bunu belli periyodik zamanlar sonrası tekrar güncellenmesi ve yenilenmesi gerekiyor yani kendimce. Yani tabii ki belki hafta içinde yenileyeceğim durumlar oluşur ama hani oluşmasa bile Burcu'ya dedim seni arayacağım sürekli. Sen beni bir zorla bakalım. Süper. Başka? Başka. Evet, hemen buraya alalım. Teşekkür ederiz sayın meslektaşım. Aslında ben bir gerçekliği paylaşmak istiyorum. Az önce arkadaşlarıma da anlattım. Yok, ben buradaki deneyimi istiyorum. Biraz önceki uygulamayı. Aynı uygulama ama oradaki. Farkında. Yok, ben buradaki uygulamayı istiyorum. Tamam. Burada arkadaşımızla birlikte yaptık. O arada dolaylı yaptık. Diğer ikisini de yaptık. Biraz şeylerimiz var tabii ki. Eksikliğimiz var. Ne gibi mesela? Ne keşfettik? Düzeltmeye açık yön. Ne keşfettik? Direkt şeye giriliyor. One More diye bir işe giriliyor. Otomatik olarak dil gidiyor, dil değil gidiyor mi? İşin aslı. Bunu defalarca yapmamızın sebebi bu. O iş kısmını geri plana atmaya çalıştık. Güzel. Evet. Bak, bu önemli bir keşif. Otomatik olarak alıştığımız düzene gidiyor. Evet. Başka? Başka deneyim paylaşmak isteyen. Nuray Hanım. Uygulama deneyiminizi paylaşalım, sana da geleceğim. Evet, buyurun Nuray Hanım'a. Ben dedim el kalkmazsa seçerim. Sen sonra kaldırdın. Nuray Hanım, beyazlı. Uygulamayı, evet, biraz önce yaptığımız uygulamadaki deneyimimizi aktaracağız. Unutmayın arkadaşlar, bilgi paylaşıldıkça artar. Şöyle. Öyle bir özelliği vardır. Evet, neler yaşadık? Ses. Ses tamam. Geliyor. Neler yaşadık biraz önce uygulamada? Neler yaşadık? İlk deneyimimde çok profesyonelsin, çok sert oldu, korktum dedi. Bir değişim yaptık. Daha farklı, daha yakın davrandım. Birkaç çeşit denedik. Tanıştık. İlk önce hiç tanımadan. Daha sonra tanışıklık, tanıdık olaraktan. Güzel bir şekilde ama bir heyecan vererek içerisinde. Ve kendini hemen yükselterek güzel bir teklif aldım ve güzel de onaydı. Randevu günüm ve saatim belli oldu. Harika. Hemen hanımefendiye verebilir miyiz mikrofonu? Hemen yanınıza, hemen yanınıza. Hanımefendi, çok profesyonel kaldın cümlesini size söyleten neydi? Firma ismiyle yaklaşması. Evet, başka? Ciddi, emin konuşması. Haddinden fazla özgüven. Evet, evet. O da beni çeken nokta oldu zaten. Yani çok profesyonel yaklaştığını söyletti size. Evet, aynen. Evet, başka? O da hemen bana güven verdi. Çok güzel. Evet. Öne verelim. Harika. Dilek Hanım'a. Dilek Hanım'a verelim. Ben hiç tanımadığınız birini aradım gerçekten. Ama onu böyle çok heyecanlandırdım, aradım, aceleci olduğumdan bahsettim, mutluluğumu falan verdim. Böyle çok mutluyum sesini duymaktan, iyi ki açtım falan dedim. Ama gelir skalasının ne kadar olduğunu, yüksek çıtada olduğunu unuttum ve dedim ki gelir sınırını senin çalışman ve azmin belirleyecek diye bir kelime kullandım. Ama o kişinin zaten gelir skalası çok yüksekti. Orada böyle bir çuvallama yaşadım. Güzel. Parlak zekasına güvendim vesaire, tam böyle bağlayacaktım, orada bir düşüneyim dedi. Randevuyu koparamadık. Kopardık mı Volkan Bey? Koparamadık. Evet. Volkan'dan randevu almak zordur. Evet. Bana bir soru geldi. Onunla ilgili bir bilgi vereyim. Bu tabii şeyle ilgili. Şöyle bir soru geldi. Bu kişiler ya başka şehirdeyse,
hani yarın buluşalım, öbür gün buluşalım meselesi var ya. İki şey yapılabilir burada. Birincisi, artık internet çağındayız. Aslında bunu söylemeye de gerek yok. Skype. Skype yapılabilir, Hangout FaceTime yapılabilir, FaceTime yapılabilir. Hani internet üzerinde uygun olduğunuz bir saat ve günde karşılıklı bir görüşme yapabilir miyiz diye sorulabilir. Hangi platformu kullanıyorsa kişi, orada görüşme yapılabilir. Webinarlara yönlendirmek olabilir. Bir iki tane şey var. Webinarlara yönlendirilebilir ya da kişinin şehrinde sizin gidemeyecekseniz, açıkçası bir kişiyi davet ediyorsanız gitmeniz taraftarı olurum. Mesela Bursa'da bir kişi var tanıdığınız, Bursa'da seminer var. Yönlendirme çok zorda kalıyorsanız, evet, bununla birlikte eğer o kişiyi gerçekten ekip arkadaşınız olarak görmek istiyorsanız, ben de orada olacağım o gün, o şehirde. Birlikte olmak ister misin gibi yanında olmanız her zaman faydalı. Yani mesela işte liderler gidiyorlar, nasıl olsa onlar var, bakın orada Erol Bey var, onunla görüşün değil. Sizin olmanız, birlikte olmanız, Erol Bey'le birlikte görüşmeniz o kişiyle. Hani gösterecekseniz, bir şey işaret edecekseniz, birlikte olmanızda fayda var. Bu birkaç yöntem kullanılabilir. İlk önce internet üzerinden, hani kişi hemen gelemiyordur, yapamıyordur, bir internet üzerinde bir görüşme planlanabilir. Daha sonra webinarlara yönlendirme yapılabilir. Ama o webinarda siz de olacaksınız o kişiyle birlikte. Orada olduğunuzu bilecek. Tabii. En son noktada da One More International'ın birçok şehirde semineri var. Bu seminerlerden birinin olduğu bir şehirde ise o kişiyi de çok istiyorsak biz de bir otobüs bileti alacağız, bir uçak bileti alacağız ya da aracımıza atlayacağız. O kişiyle o toplantıda yan yana olacağız arkadaşlar. Bu üçüyle çözülebilir. Bu sorunun da cevabını vermiş olayım. Evet, başka? Buyurun. Arkadaşımla karşımdaki kişinin samimi olduğuna inandım. Ve gerçekten onun enerjisini hissettiğim için onun teklifini kabul ettim. Sen misin o? Tamam, güzel. Üç kişiyle harika görüştüm, aynı harika şey hissettim yani. Süper. Başka evet arkadaşlar? Arkalarda var mı? Buralarda Alper abi mı? Ne hissettin abi? Koş. Koş, 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 koş. Evet. Hissedemedim. Çok dertli, çok dertli gördüm seni böyle, yayılmışım bir de. Heh, ne hissettin abi uygulamada? Ben uygulamada her zaman zevk alıyorum. Gerçekten öyle. Anlatırken de zevk alıyorum. Süper. Ne yani keşfettik peki? Ya zaten biraz önce arkadaş dedi, hep ağzımızda dolaşıyor. Bir şey şey yaptığımız zaman hemen one more. Değil mi? Aynen. Yani ürüne şey olduğu zaman işte sağlık bandı, bandı diye sürekli ağzımızdan çıkıyor. Evet. Ya bunlar evet, aslında bunları biraz daha bertaraf edip daha profesyonelce yaklaşmayı kendimize şey yaparsak, isim söylemeden, Mustafa Bey'in dediği gibi, Sercan Hanım dediği gibi isim söylemeden işi tam şey kayıt boyutuna getirdiğinde daha hı-hı güzel olacak. Süper. Yani. Mehmet Bey'e, Özkanlıcı Bey'e verirsek evet, bir mikrofonu. Bir de mentor olarak biz... Bir de mentor arkadaşlarımızdan ne gördüler? Onu düzeltmeye bir dinleyelim. Açık yön ya da iyi. Genelde neler keşfettiniz? Eksik, düzeltmeye açık yönler hangileri? Evet. Ekibimizin. Genelde birkaç arkadaşı dinleme fırsatı buldum. Kendi tanıdıklarına hitaben bu konuşmayı, daveti gerçekleştirmeye çalıştılar. Mesela bir arkadaşımın söyleminde onun özellikle onura edilmesinin daha mantıklı olabileceğini, daha iyi olacağını söylediğim zaman, çünkü Neslihan Hanım'ındı mesela, kafe sahibi arkadaşı, madem kafe sahibine böyle bir teklifte bulunacağız, özellikle onun bu işi kendi işiyle birlikte idare edebileceğini, yapabileceği becerisinin onda olduğunu söylerken, aslında onun kendi hali hazırdaki işletmesinde müşterilerine karşı çok daha düzgün, onları iyi karşılayan bir işletmeci olduğunu, zaten iyi bir hizmet sunduğunu söyleyerek onu onur edip bu işi de rahatlıkla yapabileceğini tavsiye etmek orada. O kişinin hani hayır demesi burada neredeyse hiç imkansız gibi bir şey olabilir. Güzel bir geri bildirim. Başka evet mesela var mı? Burcu Hanım. Ya da Burcu Hanım'a. Mentorlardan gidelim. Mikrofon. Ben de birkaç görüşme dinledim.
Arkadaşlar başarılıydı. Yani başta tabii kendi bildikleri formatta ilerlediler. Birkaç tekrardan sonra yerleşti. Yerleştikten sonra zaten başarılı bir görüşme gerçekleşti. Güzel, teşekkür ederiz. O zaman değerli dostlar, bu seansı da kapatmadan önce değerli hocam söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey varsa ekleyelim, yoksa yemek arasına doğru çıkacağız. Tamam, bunun arkadaşlar şöyle söyleyelim, bu konu devam edecek, bir telefonda bir kişiyi davet edecek hale kadar getirilecek şekle getireceğiz. Bu planlama bittikten sonra buradaki arkadaşlarımız ve ekranları başında bizi izleyen arkadaşlarımız artık telefonda davet konusunda sıkıntı çekmeyecek hale gelecekler. Bu pratik tamamlanacak. Burada bitmiyor. Onu söyleyelim.